Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hep iyi olun. Ben Onur Ünlü. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım ve sizleri gerçekten çok özledim. Bugün sizlere benim de kullandığım ve çok kullanışlı bir addon olan Substance Livelink'ten bahsedeceğim ve bu konuda size çok da güzel bir sürpriz hazırladım. Substance Livelink, Marmoset Toolbag, Cinema 4D, 3D Studio Max, Maya, Modo ve tabii ki Blender gibi programların kullanıcıları için özel olarak hazırlanmış bir eklenti. Özellikle Substance Painter'da oluşturduğunuz texture setlerini kullandığınız 3 boyutlu yazılıma bağlama işini ortadan kaldırıp tek tık ile modelinizde kaç tane materyal olursa olsun her şeyi bizim için halleden gelişmiş güzel bir eklenti. Özellikle büyük sahnelerde karşımıza çıkan yüzlerce materyale tek tek texture bağlama adımlarını düşünmek zorunda değiliz. Ve sürpriz! Normalde Gumroad üzerinde $25 olarak satılan bu eklentinin geliştiricisiyle direkt temasa geçtim ve bizi 3D izleyicileri ve takipçileri için özel %20 indirim aldım. Şimdi gelin bu harika addon'u kurulum sürecinden başlayarak nasıl kullanacağımıza bir göz atalım. Sınırlı süreyle aktif kalacak bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız aşağıda açıklamalarda bulunan Visit3D'ye özel linki ziyaret edebilir ve bu harika addon'u avantajlı bir şekilde edinebilirsiniz. Öncelikle Substance Painter Livelink'i kurabilmek için Gumroad'dan bu ürünü satın almamız gerekiyor. Kesinlikle Crane'i piyasada bulmanız mümkün değil. Satın aldıktan sonra size bir link geliyor ve link de şurada 3.2.7 versiyonunu download ediyoruz. Aşağıda License Key, lisans anahtarı bölümü var. Burada tabii siz göremiyorsunuz. Bu benim lisans anahtarım. Bunu bize lazım olacak bir yere not alalım. Download ettiğimiz bu dosya, ben buraya atıyorum. İlk önce bu klasörü açığa bir yere atıyoruz. Sonra Substance Painter'ımızı açıyoruz. Substance Painter açıldıktan sonra şurada Python butonunu göreceksiniz. Python butonuna tıklıyorsunuz. Ben de tabii yüklü olduğu için burada gözüküyor. Plugin folder'a tıklıyorsunuz. Bu açılan pencerede şurada plugin bölümünü görüyorsunuz ve bu dosyayı buraya kopyalıyorsunuz. Substance Painter'ı tekrar açtıktan sonra karşınıza burada ya da şurada ikonunu görüyorsunuz. Eğer ki yüklediğiniz halde bunlar gelmiyorsa şuradan Python bölümünden ZOL SP Link butonuna tıklayın. Programın arayüzü karşınıza çıkacaktır. Burada yapmanız gereken şey şuna tıkladıktan sonra ilk aşamada programı aktive etmenizi isteyecektir. Mail adresiniz ve size demin gösterdiğim key'i oraya yapıştırarak bunu çözüyorsunuz. Şimdi burada Global Settings, Connection vesaire var. Gördüğünüz gibi herhangi bir uygulama şu an yok. Ama client kısmında Substance Painter'ı nereye kurmak istiyorsanız, hangi programı kurmak istiyorsanız, buradan gerekli olan versiyonu seçtikten sonra buna basmanız yeterli. Blender için ise burada gördüğünüz üzere 3.4'e kadar var. Hiç sıkıntı değil. Şuradan klasörünü açıyorsunuz. 3.6'yı seçtikten sonra klasör seçiyorsunuz ve tekrar kur dediğiniz zaman burada 3.4 de yazsa 3.6'ya kurabiliyorsunuz. 4 de denemedim çünkü bizim gibi profesyonel çalışan insanlar sürekli değişen versiyon istemiyoruz açıkçası. Çünkü bir çalışma dosyalarımızda sıkıntı çıkartabiliyor. Onun yerine ben şu an 3.6 Long Term Support versiyonunu kullanıyorum. Diğer programlar için de addon kurulum sistemi birebir aynı. Buradan versiyonunuzu seçiyorsunuz, kuruyorsunuz veya versiyonu bulamazsanız da buradan klasörünü gösteriyorsunuz. Kurduğumuz zaman, Blender'a kurduğumuz zaman karşımıza burada normal addon penceresinde şu linki görüyoruz. Gördüğünüz gibi şu an Substance Painter'ın açık olduğunu gördü. Ve bu arkadaş da demin hatırlarsanız bir uygulama yok diyordu. Şu an Blender'ı gördü. Ve tutup buradan sende basarsanız gördüğünüz gibi direkt modelimiz buraya geldi. Burada herhangi bir obje ve herhangi bir materyal atıp tekrar buradan Blender'a materyali seçip send dersek materyalimiz şuradan bakalım
Otomatik olarak buraya geldi. İşte her şey bu kadar basit. Bir güzelliği daha var. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi mesela bir programda daha iyisiniz. Blender'da daha iyisiniz atıyorum. Ama modelinizi 3D Studio Max veya Maya gibi programda teslim etmeniz gerekiyor. O zaman da şunu yapıyorsunuz. Diğer programa da bunu yükledikten sonra şuradan render'dan mesela 3D Studio Max'i açtığınız zaman burada V-Ray'i de göreceksiniz. V-Ray'i seçip tekrar buradan hem modeli hem materyali gönder dediğiniz zaman Blender'da oluşturduğunuz ve Substance'da boyadığınız materyalini hazırladığınız objeyi diğer programa geçirebiliyorsunuz. Orada FBX'e aktar, tekrar materyalleri ayarla gibi işlerden de bizi kurtarıyor. Gayet hızlı ve pratik bir program gerçekten bizim hayatımızı önemli oranda kolaylaştırıyor. Siz de add-on'u kullanmak ve hayatınızı kolaylaştırmak istiyorsanız, dediğim gibi benim herhangi bir ekonomik bir şeyim yok, bağım yok. Sadece çok beğendiğim için sizle paylaşmak istedim ve kendileriyle iletişim kurduğum zaman da indirim yapmayı kabul ettiler. Bu nedenle size tanıtmak istedim. Alan arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Güzel bir program. Kendi YouTube kanalında da oldukça detaylı tutorial'lar var. Çünkü yani sadece düz materyal değil, Udemy desteği de mevcut veya yapabileceğiniz farklı farklı işlemler de var. Tabii ben bu tarafta daha çok işimi görüyorum. İhtiyaç olan arkadaşlar aşağıdaki linki kullanıp 25 değil 20 dolara bu programa, bu eklentiye sahip olabilir. Bundan sonra yine sık olmamakla birlikte haftada bir ya da 2 haftaya bir video paylaşacağım ve daha eskiye nazaran profesyonel seviyelerde hayatınızı kurtaracak tüyolar vermeye devam edeceğim. Bir dahaki videoda tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın, happy kalın.